Figen'in yemekleri güzel olursa ve Remziye Hanım inat uğruna 4 puan verirse ne olacak? Yazık değil mi gelinin emeğine? Dün tabii ki ama içeri. Dün ona o yemekleri 3 verdiğine göre çorbayı hiç beğenmedi, mama gibi dedi orada. Gördünüz. Hiç yani şey yapmadı. Hiç mama gibi değildi. Çok güzel olmuş. Çorba güzeldi, gayet güzeldi. Evet, çorbasını kayınvalidem de çok beğenmiş. Çorba güzeldi. Köfte de ama neydi? Lahmacunu yapamamıştı hala. Köfteyle pilavı da güzeldi. Lahmacun benim için çarpı 2 önem arz ediyor. Aynen. Söylüyorum. Lahmacun mecbur çok yemekler önemli. Benim için çarpı 2, kimse kusura bakmasın. Evet. Biz boşu boşuna laf olsun diye vermiyoruz onları. Evet. Yani hakkıyla yapın şu lahmacunları. Nedir yani? Anlayamıyorum. Dünkü gelinimizin de yayılmış yapış. Aa, bu arada bir mutfak sorunumuz var bu hafta. Yok, o almayacak içeri. Kitchen mutfağı. Problem. Yok. Bir kayınvalide bonuslama dalıyor mutfaklara. Ya gelebilir, ben müsaade ederim. Aa! Evet. Kayınvalide asla. Yok yok anne, ederim. gelebilir. Ben temiz tuttuktan sonra kendime güveniyorum. İşte gelebilir. Bu. Hiç Allah sorun yok. Tabii. Aa bak, sorun yok diyor gelinin, sen niye karşı çıktın? İşte, hiç sorun yok. Şey yapmıyor dedim ama yok. Aa, yo bak diyor. Sokarım diyor, ne var? Ben mutfağa gireceğim. Kesinlikle. Dün girdiysen bugün de gireceğim. Mutfakta girip ne yapacak? Neyini görecek oranın? Dağınıklığını görüp de çok mu hoşuna gidecek oranın? Ben gidiyorum. Kolaylıklar ben diliyorum. Anladım. Teşekkür ederim Zoran Hanım. Eminim ki çok güzel olacak yemekler. İnşallah. Ellerine İnşallah. Sağlık. İnşallah. Ama biz onu hallederiz, hiç merak tamam. etme. Ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet Hadi olsun. Biraz hızlan ama şaka tamam. bir tarafa. Afiyet tamam mı? Olsun. Aman yetiştir şu yemekleri, sana güveniyorum. Şans tamam. senden yana olsun. Tadın mutlaka. Teşekkür ederim. Lütfen rica edeceğim, tadına kusura bakalım. Anne şunları hemen al buradan. Tamam, hadi ben de gideyim. Hoşçakalın Zuhal Hanım. Bak neyle gidiyorum. Onları yemezsiniz biliyorum. Yemeyeceğim, yedireceğim. Gelin hanım, gerçekten hızlı olman gerekmiyor mu? Ama oluyorum mikser, daha nasıl olayım? Bence çok ağırsın, benden söylemesi. Ya hayır, hepsini baştan savma mı yapayım yani? Lezzetleri güzel, o hamuru lezzetli olsun. Şu ana kadar neler yaptın? Ben gerdanımı koydum. Tatlımın hamurunu yoğuracağım şimdi, bundan sonra bu biraz dinlensin. Şimdiye kadar sadece gerdanı mı koydun? Gerdanı koydum. Başka ne yaptın? Tatlının malzemesini yaptım, yağ soğuyor. Şimdi de hamurumu yoğuruyorum. Bu neyin hamuru? Bu Halep işi lahmacunu. Neler var içinde? Un, tuz, su, maya. Lahmacun hamurumuz oldu. Sırada ne var? Sırada şimdi bu hamurumuz var. Tatlımızın hamuru ama. Tatlının hamurunda neler var? Un var, irmik var, yumurta var. Bir çay bardağı zeytinyağı var. Yarım margarin var. Kabartma tozu, vanilya. Yarışmacımız gül tatlısının hamuruna yarım paket margarin koyduktan sonra yoğurmaya başlıyor. Aşçılığın en önemli noktası nedir gelin hanım? Aşçılıkta nedir? Sadece eliğin lezzeti, başka bir şey yok. Nasıl yani? Sadece o yemeğe lezzet vermek önemlidir. Gül tatlısının hamuru istenen kıvama geldikten sonra yarısı kakaoyla yoğruluyor. Geçen sürenizi söylüyorum hanımlar. Hazır mısınız? Hazırız. Geçen süreniz tamı tamına 35 dakika. Gül tatlısına devam eden Figen hamuru merdaneyle açmaya başlıyor. Gelinimiz kakaolu hamuru açtıktan sonra bardak kullanarak kesiyor. Sarıldıktan sonra ikiye bölünen hamur cam tepsiye alınıyor. Anneciğim, dünkü gelinimiz üstünü değiştiremeden sizi karşıladı. Yetiştirememiş şeyini. Menüyü. O yüzden fazla da şey zamanı olmadığı için giyinememiş. Ama bizden rica etti, izin verirsiniz güzel giyinirim diye. Biz de izin verdik. Dünkü gelin servisi yavaş, üstünü giymemiş, siperliği üstünde, masa hazır değildi. Hiç beğenmedim. Dünkü gelin 21 yıllık evli ama hiç beğenmedim. Ne servisini, ne masasını, ne yemeklerini. Ondan 5 verdim. Bence haklı. Çünkü pazartesi günün geline haksızlık yapmak istemedim. En azından o üstünü giymişti. Bir de çok güler yüzlüydü. Dünkü gelin çok sert davrandı bize. Hiç gülmedi. Gül şeklini alan tatlı hamurlarının üstüne fındık yerleştiriliyor. Remziye Hanım açık açık gelininden tırstığını söyledi. Öyle mi? Evet, korkuyormuş. Yok ya, niye kaynanalar gelinden korksun ki? Öyle bir dünya mı var? Gerçekten mi? Tabii ki. Her şey saygı çerçevesinde geçtiği zaman hiç kimse kimseden korkmaz. Ben 1,5 sene oturdum kendisiyle. Anneciğim, sen gelininden tırsıyor musun? Hiç de tırsmam vallahi. Çünkü kendi her şeyi yapıyor. Benden baştan, ben bunu Nevşehir'den getirdim. Her şeyi biz gösterdik. Oranın şeyi kültürüyle, buranın kültürünün bazı yemek şeyleri uymuyor yani. Ama inan, yemin ediyorum 40 kişinin içine soksam gözüm arkada kalmaz. Anneciğim, gerçekten gününüze mi oynadınız? Biz günümüzü oynadık. Nasıl yani?
Yani biz ilk iki gün güzel puanlar verelim, üçüncü gün güzel puanlar alalım. Ama şöyle de bir şey var, güzel yapan geline yüksek puanlar vermesini söyledim. Planınız bu muydu? Evet, buydu. Ama kayınvaliden ilk gün 4 verdi. Ama güzel olmamış. Gül tatlısına devam eden Figen şimdi de şerbeti hazırlıyor. Şimdi şerbetimi de yapıyorum. Onu fırına atacağım, az biraz ısınsın. Şimdi hemen sebzelerimle dolmanın içine geçeceğim. 15 yıllık aşçı olarak fırını doğru kullanabilecek misin? Yoksa fırının azizliğine mi sığınacaksın? İnşallah. Fırının azizliği değil yani. Beceremezsen olmaz. Niye fırının azizliği olsun ki? Ben Kiev'de yaşarken tavuk Kievski'yi çok yedim. İçine muhakkak tarhun koyarlardı. Sen koyacak mısın? Ben tarhun otu koymayacağım. Çünkü tarhun otu çok ağır bir kokusu var. Kaynanalar beğenmeyeceğine eminim. O yüzden koymayacağım. Onun yerine taze kekik koyacağım. Gül tatlısını fırına veren gelinimiz sotelenmiş sebzeler için havuçları tavaya alırken kabakları doğruyor. Sotelenmiş sebzeler için şimdi de Kaliforniya biberi doğranıyor. Figen, ilk iki gün gelinlerimiz ana yemek olarak top köfteyle hamsili pilav yaptı. Evet, çok da kolaymış yani menüleri. Top köfte yoktu ya, normal köfte yapmış. Bana ben röportaj yaparken de dedi ya ki fırında top köfte. Ben öyle zannettim, önüme gelince baktım şişe takmış köfteydi yani. Köfte normal yani. Yaprak sarmaya başlayan gelinimiz dereotu, nane ve soğanı rondoya alıyor. Yaprak sarmaların iç harcına şimdi de rondodan geçen domatesler ekleniyor. Lezzet vermesi için biber salçası kullanılıyor. Hatay salçamız ama biraz acı acı, onda tereddütlüyüm. Ha, yaprak sarma, zeytinyağlı mı? Ha, zeytinyağı burada mı sarıyor peki onu? Ha, sarıyorsa yiyince göreceğiz. Bakalım tadı nasıl? İçi güzel mi? Fıstığı, üzümü yerinde mi? Şekeri, tuzlu, tarçını yerinde mi? İstanbul sarması mı yapıyor? Bir de o var. Ana yemekte servis edilecek sotelenmiş sebzelere biber ve kabaklar ekleniyor. Gelinimiz yaprak sarmanın iç harcına limon sıkıp tuzunu ayarladıktan sonra karabiber, nane ve kimyon ekliyor. Ardından yoğurmaya başlıyor. Lahmacunun içini yaptın mı? Yok ya, yapacağım. Bir dakika ya, ne yapayım ama? Masayı kurdun değil mi? He, kurdum. Anneciğim, avukat Necla Hanım'ı nasıl buluyorsun? Gayet sessiz, hoşuma gidiyor. Güzel de, vallahi bilmiyorum. Konuşması falan hanım hanımcık. Necla teyzeyi nasıl buluyorsun? Necla Hanım çok sessiz, hanım hanımcık bir hanım. Çok iyi bir hanım. Çünkü böyle hanım hanımcık kendisi, oturup kalkmasını bilen, konuşmasını bilen bir hanım. Hoşuma gitti. Hangi Necla Hanım? Şimdi şöyle, bir tane Necla Hanım var, sosyete hanım diyorlar ona, avukat diyorlar. Fakat o değil, o öbür Necla Hanım. İç harcı tamamlayan gelinimiz Tokat'tan getirdiği asma yapraklarını açıp sarmaya başlıyor. Kaçar tane dolma vereceksin? Üçer tane. Kaç tane yaptın? Yapıyorum şimdi hemen. Kayınvaliden 5 dakikada olur diyordu. Olur. Ya bunlar oyalayıcı şeyler. Hemen olmaz yani bunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.